İzmir 6.6'lık sarsıntının yaralarını sarmaya çalışırken birileri de o felaketten nemalanmanın derdine düştü. Zabıta onlardan bazılarını suçüstü yakaladı. Savunmaları ise akıl alır türden değildi. 80 liraya, 100 liraya, 150 liraya battaniye alamayacak şahıslara burada yıkama karşılığında 5 lira, 10 lira, 15 lira gibi bedelle satıyorum. Ayıbın büyüğünü yaptı. Kılıfı da çoktan hazırdı. Çöpe atılıp imha edici malzemeyi ben geri dönüşüm olarak hakkın izzetine duruyorum. İzmir'de kimileri 6,6'lık sarsıntının yaralarını sarmaya çalışıyor. Kimileri de felaketten çıkar sağlamanın yolunu arıyor. Bunlar da onlar. 3000 tane akım battaniye aldım deprem bölgesinde yatılan çöpler içinden. Bunun içerisinde 15-20 tane AFAD yazılı battaniyeler vardı. Afetzedelerin battaniyelerini paraya dönüştüren fırsatçılar. Siz garibana hizmet ettiğinizi mi söylüyorsunuz? Bir nevi öyle. Onların yaptığı terbiyesizlik ya. Biz burada yeri geldi bir battaniye muhtaç olduk. Allah'tan olsunlar. Maksat garibana hizmet dedi. Neden bir yardım kuruluşuna vermediğini sorusuna da aynı perdeden cevap verdi. Belediye ekipleri atıl duruma çöpe atıyor bunları. Çöp bölgesinden toplanıyor. Çöpten toplayan şahıstan ben aldım. İhbarı alan zabıta o çirkin tezgaha operasyon düzenledi. Fırsatçı satıcılar gözaltına alındı. Battaniyelerin de tamamı toplandı. Zabıta müdürlüğüne ait depolara yollandı. Onlar ifade verirken 30 Ekim'deki deprem anına ait yeni görüntüler yayınlandı. O görüntülerde bir pazar yerindeki dehşet, devrilen tezgah şemsiyeleri ve kaçışan kalabalık vardı.